Ana haber bültenimiz devam ediyor sevgili seyirciler. FETÖ'nün Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin operasyon başlatıldı. 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 16 ilde ise örgüte abla olarak nitelenen 53 kadınla Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen yakalandı. Fethullahçı terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmada 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ ile iltisaklı oldukları ve baylo kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Harekete geçen ekipler tespit edilen adreslerde yakalama ve arama işlemi yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. İzmir merkezli 16 ilde ise İzmir il ablaları oldukları tespit edilen 71 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonda 53 kadın ve Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapan biri erkek toplam 54 zanlı yakalandı. Bir evdeki aramada F serisi bulunan bir Amerikan doları ele geçirildi. FETÖ ile ilgili bir haber de Malezya'dan geldi. Üçüncü bir şüphelinin daha yakalandığı açıklandı. Malezya Emniyet Müdürlüğü, örgütün elebaşları arasında gösterilen İsmet Özçelik'in ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın davaya katılım talebi kabul edildi. Dijital arşivle gizli FETÖ'nün yaptığı planlar deşifre edildi. Arşivdeki bilgilerin yakın tarihte hazırlandığını ifade eden bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, örgüt planlarının alt üst edildiğini, terör mensuplarının morallerinin bozulduğunu söyledi. Yetkili, siyasi ayak operasyonun örgüt için bitirici darbe olacağını vurguladı. Örgütün gizli planları ortaya çıkarıldı, moraller bozuldu. Son darbe ise siyasi ayakla olacak. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre gizli FETÖ'nün örgütü korumak ve örgüt elemanlarına moral vermek için yoğun çaba içinde olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün faaliyetlerine ilişkin gazeteye bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Emniyet İmamı'nda ele geçirilen dijital arşive dikkat çekti. Bakanlık yetkilisi, "Arşivdeki bilgiler çok yeni. Gizli FETÖ iyice aktif hale getirilmiş. Arşivdeki fişlemelerin yakın zamana ait olması da örgütün faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Örgüt, 15 Temmuz sonrası kendisinden kopanları, hangilerinin düşman safına geçtiğini, hangilerinin sadece uzaklaştığını, her şeyi kayda geçmiş. Bu da önümüzdeki döneme hazırlık. Ama arşivin ele geçirilmesi bütün planları bozdu," diye konuştu. Emniyetteki benzer yapılanmanın diğer kamu kurumlarında ve iş dünyasında da olduğunun anlaşıldığını söyleyen yetkili, FETÖ'nün az zararla işi geçiştirmek istediğini ifade etti. Emniyet arşivinin ele geçirilmesi karşısında örgütün şok olduğunu kaydeden yetkili, terör örgütü üyelerinin morallerinin bozulduğunu söyledi. "İtirafçı olup kendini kurtarma gayretleri var. Ailelerden de bu yönde baskılar var," dedi. Yetkili, bitirici darbenin ise siyasi ayağa yönelik operasyonla yapılacağını savundu. Terör örgütünün umutlarının tükeneceğini vurguladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yeni ihraçlar geldi. Akşam saatlerinin son dakika gelişmesiydi. SYK'da 107 hakim ve savcının görevine son verildi. Bu ayrıntı akşamın sıcak gelişmeleri arasında yer aldı. Ege Üniversitesi'nde kritik bir karar var sevgili seyirciler. Fırat'ı tanıyoruz. Milli cephenin önemli gençlik önderlerinden biriydi bulunduğu Ege Üniversitesi'nde. Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu bir skandala imza atarak ülkücü öğrenci lideri Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya verilen öğrencilikten çıkarılma cezasını kaldırdı. Çakıroğlu ailesinin avukatı Mehmet Bahadır Akyüz karara itiraz edeceklerini söyledi. Ege Üniversitesi'nde ülkücü öğrenci lideri Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo hakkında verilen öğrencilikten çıkarılma cezası kaldırıldı.
Bu skandal karara rektör Beril Dedeoğlu imza attı. Olayın yaşandığı dönemde Profesör Doktor Candeer Yılmaz rektör olarak görev yapıyordu. 20 Şubat 2015'te işlenen cinayetin ardından katil zanlısı Nurullah Semo'nun öğrencilikten çıkarılmasını görüşmek üzere komisyon kuruldu. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre komisyon, olayın görüntülere net olarak yansımamasından dolayı Semo'nun suçu sabit değil dedi ve PKK'lı Semo'ya verilmesi teklif edilen cezayı reddetti. Ağustos 2016'da Cüneyt Hoşcoşkun'un rektörlüğü sırasında YÖK üniversiteye denetçiler yolladı. Denetçiler, olaya karışan PKK'lı öğrencilerin neden soruşturulmadığını sordu. Tekrar bir komisyon kuruldu ve katil zanlısı PKK'lı Nurullah Semo, Ocak 2017 yılında öğrencilikten atıldı. Olaya karışan 30 öğrenciye de çeşitli cezalar verildi. 28 Şubat 2017'de Hoşcoşkun'un görevden alınmasıyla yerine vekaleten Beril Dedeoğlu atandı. FETÖ'nün yayın organlarında yazarlık yapan, Davutoğlu hükümetinde de bakanlık yapan rektör Dedeoğlu'nun ilk icraatlarından biri ise Çakıroğlu'nun katil zanlısı PKK'lı Nurullah Semo'ya verilen cezayı kaldırmak oldu. Çakıroğlu ailesinin avukatı Mehmet Bahadır Akyüz karara itiraz edeceklerini belirtti. Rektörlük, Aydınlık Gazetesi'nin haberine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, PKK'lı öğrencilere verilen cezaların İzmir İdare Mahkemesi kararı gereği kaldırıldığını belirtti. Ancak bu 30 öğrenci arasında PKK'lı Nurullah Semo'nun yer alıp almadığı bilinmiyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü de bu konuda sessizliğini sürdürüyor. İstanbul'da Kartal ilçesinin en başarılı okullarından biri olan Mahmut Kemal İnal Ortaokulu'nun İmam Hatip'e dönüştürülmek istenmesine veliler tepki gösterdi. Veliler okul önünde eylem yaptı. Mahmut Kemal İnal Ortaokulu'nun İmam Hatip'e dönüştürülmesi kararı velileri kızdırdı. Okulumuzun İmam Hatip'e dönüşmesini istemiyoruz. Okulumuz başarılı bir okul. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz harika. Bu şekilde kalmasını istiyoruz. Çocuklarımızın başarıları çok güzel ve civarda da İmam Hatip okulları var bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. İmam Hatip'i düşünmediğim için düz bir ortaokula yazdırdım. Yani çocuğumun kapasitesini onu kaldıramayacağını düşündüm ama şu an bizim düzenimiz çok güzel. İstanbul Kartal'daki okul başarılı okullar arasında yer alıyor. Yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim veren bu okulun ilk olarak bir kısmı İmam Hatip'e dönüştürülecek. Böyle kademeli dönüşüm diye bir kılıf uyduruyorlar. Biz bu şekilde olmasını da istemiyoruz. Kademeli dönüşüm de istemiyoruz. Okul önünde eylem yapan veliler okulumuza dokunmayın çağrısında bulundular. Okulumuzun ikiye bölünmesini istemiyoruz. Okulumuzun bahçesinin ortak kullanım alanlarının ayrılmasını istemiyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenleri bir arada olmaya devam etsin, ayrılmasını istiyoruz. Vergilerimizle verdiğimiz büyük oranlarda bağışlarla bizlerin var ettiği okulumuz için söz hakkı istiyoruz. Okulumuza ve çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Okul içinde okul istemiyoruz. İstanbul'da arıza yapan bir metrobüs trafiği felç etti. Arıza uzun süre giderilemeyince vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. İstanbul Yeni Bosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Aksayan seferler nedeniyle metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu. Seferlerin durması nedeniyle çok sayıda metrobüs ana garajdan çıkarılmadı. Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar araçlardan inerek yürümeye başladı. Bu sırada duraklarda yığılmalar yaşandı. Sayın yolcularımız, araç arızasından dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Saat 09.10'da arıza giderildi, seferler yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Beykoz'da 20 ayrı adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Beykoz'da 20 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.
önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda narkotik köpekleri de görev aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri Van Gölü suyundan sabun ürettiler. İçinde sodyum klorür ve sodyum karbonat barındıran gölün suyunu kullanan öğrenciler daha doğal ve daha az maliyetli sabun üretmeyi başarmış oldular. Yöresinin yaşamsal damarı olan Van Gölü bir de suyuyla sabun üretiminin ham maddesi oldu. Yaptığımız projede Van Gölü suyunu kullanarak sabun elde ettik. Bitlis'te Tatvan Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri ve kimya öğretmeni Van Gölü suyunun özelliklerinden yola çıktılar. Başarıyı da yakaladılar. Van Gölü suyunun sabun üretimi üzerine olan etkisinin neler olabileceğini merak ederek Van Gölü suyundan da sabun üretimine başladık ve çok güzel sonuçlar elde ettik kimyasal kullanım açısından. Su, sabun yapımında maliyeti artıran en önemli unsur. Suyun saf hale getirilmesi ise maliyeti oldukça artırmasının yanında kimyasal kullanımını da gerektiriyor. Van Gölü suyu ise içerisinde doğal olarak sodyum klorür ve sodyum karbonat bulundurması bakımından önem taşıyor. Saf su elde etmek için normal suyun yüksek maliyetlerle saflaştırılması gerekiyor. Damıtma işlemi veya destilasyon işlemi olarak isimlendirdiğimiz bir işlemden sonra bu ekstra maliyet gerektiriyor. Çeşme suyunun serti sodyum karbonat soda olarak isimlendirilmiş kimyasal kullanılarak gideriliyor. Bu özellikler Van Gölü suyunda doğal olarak var. Öğrenciler az miktarda sodyum hidroksitle zeytinyağını da Van Gölü suyuna ekledi, 3 çeşit sabun üretti. Daha az kimyasalla, daha doğal, daha ekonomik sabun üretimini gerçekleştirmiş olduk. Yaptığımız sabunlarda daha az kimyasal kullandık, daha doğal yolla, daha ucuz maliyetle projemizi başardık. Beatles'ın efsanesi John Lennon'ın hayatı çizgi roman oldu. Sanatçının New York yıllarını konu alan çizgi roman Mayıs ayı içinde raflarda olacak ama öncesinde kısa bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. Yeni bir dönemi başlatan The Beatles'ın efsanesi John Lennon'ın hayatı çizgilerle buluştu. The Beatles. Everyone knows me. At least they think they do. Merakla beklenen çizgi roman daha raflarda yerini almadan kısa bir tanıtım filmi yayınlandı. Some people might even say we changed the world. But that's what they'd say. This time hear it from me. John Lennon'ın New York zamanlarını anlatan çizgi roman, David Foinkinos'un 2010 yılında yazdığı Lennon isimli kitabından uyarlandı. Sanatçının New York yıllarındaki iniş çıkışlarından solo kariyerine, sevgilisi Yoko Ono ve çocuklarıyla ilişkisine uzanan çizgi roman bu ay içerisinde raflarda olacak. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Sadece bugünü değil neler olacağı merak edenler için hafta içi her akşam saat 19'da yayındayız. 17. yılda da görev başındayız. İyi akşamlar.